Ah neyleyim gönül senin elinden. Ah neyleyim gönül senin elinden. Her zaman ağlarım gülemem gayrı. Oy her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden, oy terk ettim sılayı, dönemem gayrı. Ey Ferrahi yandım yar ateşine, ey Ferrahi yandım yar ateşine. Neler gelir gariplerin başına, oy neler gelir gariplerin başına. Sağ ol kardeşim. Olay vallahi 5 ay önce benim oğlumu trafik kuralına uymayarak, kırmızı ışıkta geçerek benim oğlumun canına kıydı bu adam. Turut Ali Demir. Benim oğlumun canına kıydı. Bugün oğlum 5 aydır kabirde yatıyor. Kendisi dışarıda geziyor. Daha 4 ay mahkememizde var. 9 ay sonra artık mahkeme ne karar verecek, ne edecek bilmiyorum. Ama ben oğlumun katilin dışarıda gezmesini istemiyorum. Üzülüyorum. Benim oğlum toprakta yatarken kendi babasının sırtını almış, anasının yanına almış, yatakta yatmasını istemiyorum bu adamın. Bir an önce adalet yerini bulsun, kurala uyulsun, benim yavrumun katili hapse girsin. Benim oğlum toprakta yatıp kendi parmaklar arasında yatacak. Sıcak yatakta yatmak yok. Ben burada her gün hastayım. Yeşil reçeteli ilaçlar kullanıyorum. Yok öyle benim evladım gidip toprakta yatıp kendi burada elini kolunu sallayarak gezecek. Ben bunun yani gerçek şey nedir öğrenmek istiyorum yani. Oğlumun hakkını arıyorum. Oğlumun hakkı bu değil. Benim yavrum da karınca incitmedi bunca senedir araba kullanarak. Bu adam gelip de iki kuruşluk bu adam iki gün şey kullanmaktan benim oğlumun canına kıymaya hakkı yok. Benim gibi nice annelerin gözyaşı oluyor bu yüzden. Ben gece gündüz gözyaşı döküyorum. Kendi sıcak yatağında anasının kucağında yatarken. Benim yavrum toprakta ben burada gözyaşından yatıyorum. Allah peygamber aşkına adalet yerini bulsun. Benim yavrumun katiline hapse girmesini istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Benim gelinim hasta. Karısı hasta oldu. Kadın 90 kiloda 50 kiloya düştü üzüntüden. İki tane çocuk eve giremez oluyor. Babam değiller bir şey demiyorlar. Babaya düşkünlerdi. Evleri kapıları kapandı. Ben onun üzüntüsünden, ben yavrumu kaybettim o üzüntüden. Yani ne bileyim yaşantımız yaşantı değil yani bizim. Hakkı yok trafika çıkıp ben elin çocuğunu böyle bir hale getirmeye. Ben ona kıyamazdım. Ama kıyanlar kıydılar. Ben yavrumun hakkını aramamı istiyorum. Sonuna kadar da arayacağım yavrumu. Onu parmaklar arasına gönderene kadar hakkımı arayacağım. Ben anasıyım, benim yavrum gitmiş. Canım gitmiş. Ben yavrumun hakkını arıyorum. Onun bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Allah peygamber aşkına olsun. Şeker, tansiyon, kolesterol. Her türlü ilaç kullanıyorum. Yatamıyorum. Artık yani 5 aydır gözümün yaşı dinmemiş. Gözlerim bozuldu. Gözlerim kör olacak ağlamaktan. Kendi anasının kucağında yatıyor. Hiçbir şey yapmamış gibi. Bu nasıl kanun? Bu nasıl kural? Bu nasıl adalet? Kırmızı ışıkta iki tane kırmızı ışık ihlali yapıyor ve geliyor son sürat arabaya vuruyor. Kazaya sebep oluyor. Yani normalde trafik kurallarına göre bakarsak ilk ışıkta birincisini atlıyor, ikincisinden atlıyor ve son sürat hiç frene basmadan direkt geliyor vuruyor. Yani o normalde o gün kurallara uymuş olsaydı şu anda abim yanımdaydı. Kendi sabah işe yetişeceğim diye servis işi yapıyor zaten. Kendi işe yetişeceğim diye son sürat geliyor. Kendi işini düşünen bir arkadaş. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Vicdanı varsa çıksın gitsin kendi teslim olsun. Evet. Yani bizim söylememize gerek yok. Vicdanı varsa kendisi gidip teslim olsun. Elimizde zaten gerekli belgeler var. Kendisinin suçlu olduğu da ortada. Kendisinin gidip kendi kendine teslim olmasını istiyorum. Vicdanı varsa böyle yapsın. Ama yoksa geçsin dışarıda çok rahat bir şekilde geziyor. Biz buna kabullenemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Adalet de yerini bulacak. Ben güveniyorum. Yüce Türk adaletine güveniyorum. En kısa sürede bu arkadaşı alacaklar ve içeri koyacaklar. Bunu da biliyorum. İki tane çocuk ortada kaldı. Eşi zaten şu anda kötü durumda. Yani bir gün nezarette yatıyor, ikinci günü serbest kalıyor. Nasıl oluyor bu biz de bilmiyoruz. Yani bizim söyleyeceğimiz bu kadar.
Kağıtlar, belgeler, her şey var ve Mart ayına kadar mahkeme atıyorlar. Zaten Haziran'da olan kaza Mart ayına kadar mahkeme atacak. Bu adam Mart ayına kadar gezecek. Yarın öbür gün bir yasa çıkar, bir şey olur. Yine ceza almaz. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz çünkü bu şekilde kazalar artık çoğaldı. Sevdam merak etme, yaşamaksa